Ağzı Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alaamin ve salatu ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ejmâin. Değerli izleyiciler, Arapça öğreniyorum programının bugün inşallah 127. bölümündeyiz. 127. bölümde de inşallah devam edeceğiz. Mesela ebun kelimesi. Ebun ne demek? Baba demek. Sonunda tek başına yazılırken tenvin var ve "sayed"e izafe ediyorum. Said'in babası diyeceğim. Said'in babası derken e, Ebu Sa'id oluyor. Burada dikkat edersek dikkat edersek e, Ebu'n gibi veya Ehun gibi birkaç kelime var. Bunların sayısı 5 veya 6 tane ki ileride inşallah bunlara geleceğiz. Bu 5 veya 6 tane olan kelimeler kelimeler Vav e, alıyor veya Elif alıyor ötre ile beraber. Ebu Sa Sa'id, Said'in babası derken bu kelimeden hem tenvin düşüyor hem de oraya vav wow geliyor. Ebu Sa'id, Sa'id'in babası. Peki seslenirsem, seslenirsem bu sefer üstün olmakla beraber, hani sonu normalde üstün oluyordu, üstün olmakla beraber bu sefer seslenirken vav wow yerine bir de elif geliyor. Ya Eba Sa'id, ey Sa'id'in babası. Ey Sa'id'in babası bu ya geldiği için vav yerine bu sefer elif geldi. Demek ki ebun gibi, ehun gibi birkaç tane kelimemiz var. bunlar izafe olduğu zaman, izafe olduğu zaman veya işte farklı durumlarda inşallah onu ileride göreceğiz. Buraya bir vav geliyor. Ebu Said, Said'in babası ve seslendiğim zaman da o elife dönüşüyor. peki Ehun kelimesi de aynı şekilde. Ehun bunu ben mesela Kerim'e izafe edeyim. Ehun kardeş demek. Normalde tenvin var. Kerim'in kardeşi diyeyim. İzafe edersem tenvin düşecek. Ehundan tenvin düşecek. Yalnız bu da aynı Ebu'n gibi. Ebu gibi. Tenvin düşecek. Bir de Vav gelecek. Yani Ehu Kerim. Ehu Kerim. Demek ki Ebu'n ve Ehun gibi kelimelerde izafe yaptığım zaman ne oluyor? tenvinden bir hareket düşüyor ve aynı zamanda oraya vav geliyor. Ehu Kerim. Kerim'in kardeşi. Peki seslenirsem Ya Eha Kerim. Ey Kerim'in kardeşi. Seslenince de böyle bir fark var bu tür kelimelerde. Hem üstüne dönüşüyor ötre hem de buraya bir elif geliyor. Ya Eha diye çektiğimiz bir elif geliyor. Ey Kerim'in kardeşi. Peki o kelimelerden bir tanesi de zu. Zu'yu daha önce görmüştük. Zu sahip demek. Sahip. Ee, peki bunu ben izafe edersem. Mesela celale izafe ettim. Celal sahibi. Yani e, zul celal. Zul celal. E, peki ben buna seslenirsem. Seslenirsem. E, bu vav elife dönüşecek. El, elife dönüşecek. Ya zel celal olacak. Ya zel celal. Ya del celali vel ikram. Ey celal ve ikram sahibi. Ey celal ve ikram sahibi. Demek ki Ebu, Ehu ve Zu gibi kelimeler ki bunların sayısı 5 veya 6 tanedir dedik. Bunlarda bunlar da izafe veya ileride göreceğiz diğer farklı durumlarda vav geliyor. seslenirken de o vav elife dönüşüyor. Ya zel celali vel ikram. Ey celal ve ikram sahibi. Zu, ne demek? Sahip demek. Yine ya zel fazli vel ihsan ey fazilet ve ihsan sahibi ey lütuf ve ihsan sahibi ya zel hikmeti vel beyan ey hikmet ve beyan sahibi ya olmadığı zaman yani seslenmediğimiz zaman ne olacak zul celali vel ikram zul fazli vel ihsan zul hikmeti vel beyan olacak peki burada da yine bir diyalog var ebun tekrar hatırlayalım Bekire izafe edersek ne oluyor? E, Ebu kelimesini hem tenvin düşüyor hem de vav geliyor. Ebu Bekir'in, Ebu Bekir, Ebu Bekir. Yani e, Bekir'in e, babası, Bekir'in babası. Peki e, ben e, seslenirsem ne diyeceğim? Ya Eba Bekir'in, Ya Eba Bekir'in, Ey Bekir'in e, babası. Buradaki vav e, neye dönüştü? E, Elif'e. Dönüştü. Ya eba Bekir, ey Bekir'in e, babası. Yine, e, ya Ebahu, ey onun babası, ey onun babası da derken fark etmiyor. Burada Bekir yerine hu getirdik, zamir olarak hu getirdik. Yine buradaki vav Elifle e, değişecek. Ya eba değil mi? E, babası, hu onun babası. E, veya ya Ebana, ey bizim babamız. Çünkü na bizi anlatıyor. Ya ebana, ey bizim babamız oluyor. Peki ya olmasaydı? Ya olmasaydı ne olacaktı? Vav ile olacaktı. Yani ebuna veya şurada ebuhu olacaktı. Peki ehun e, ve bu e, kardeş demek. Salih'e izafe edersek ehu salih yani Salih'in kardeşi. Demek ki ebun, ehun zu gibi kelimelerde tenvin de gidiyor izafe durumunda tek ötürüye düşüyor ve aynı zamanda vav geliyor. Ehu Salih. Salih'in kardeşi. Seslenirsem ya eha Salih. Ey e, Salih'in kardeşi. Ya eha Salih. Burada e, ya geldiği için vav değil elif oldu. Ya eha Salih. Evet. E, ey Salih'in e, kardeşi. Peki ben burada salih yerine hu zamirini söyleyebilirim. Ya eha hu. Ey onun kardeşi. Ey onun kardeşi. Burada salihi hu zamiriyle de ifade edebiliriz. Peki bizim kardeşimiz dersek. Ya eha na. Ya eha na. Ey kardeşimiz. Burada na bizi anlatıyor değil mi? Ya eha na ey kardeşimiz. Peki ya olmasaydı? Ehuna olacaktı. Buraya bir Vav gelecekti. Ama Ya geldiği için Eha'nın yanına bir Elif gelmiş. Ve Ehu değil artık Eha şeklinde söylemişiz. Peki. E, ebu'n tekrar hatırlayalım. Ebu'n kelimesini Süfyan'a izafe edelim. Ne olacak? Ebu Süfyan. Değil mi? Süfyan'ın babası. Burada hem Ebu'ndan tenvin düşmüş hem de Vav gelmiş. Ebu Süfyan. Süfyan'ın babası. Peki yine... Ben seslenirsem, ya ya diye seslenirsem bu Vav Elif'e dönüşecek. Ya Eba Süfyan, Ey Süfyan'ın e, babası olacak. Peki Ebu'n e, ve Cehil, Ebu'n kelimesini Cehil'e izafe edersek ne olacak? Ebu Cehil, Ebu'n kelimesine bir Vav gelecek. E, vav gelecek tabi tenvinde düşecek. Ebu Cehil, Cehil'in babası. Peki seslenirsek, seslenirsek. E, elife dönüşecek. Yani ya eba cehil. Ey cehlin babası. Ya eba cehil. Ey cehalet babası. Yani. Ee, peki. Devam edelim. Ebun e, talibun. Ebu, ebun kelimesini talibe izafe edersem e, hem tenven düşecek hem de vav gelecek. Ebu talib. Talibin babası. Peki seslenirsem seslenirsem. Ee, bu sefer hem ötre üstüne dönüşecek hem de elif gelecek. Ya eba talip. Ey talibin babası değil mi? Ya eba talip. Ee, yine ebun e, bunu kime izaf edelim? Ammara izaf edelim. Ne, ne diyeceğiz? E, vav gelecek oraya. Ebu Ammar. Ammar'ın e, babası. Demek ki ebun gibi, ehun gibi, zu gibi kelimelerde vav geliyor izafe durumunda e, vav geliyor. Ebu Ammar, Ammar'ın babası ve e, seslenirsem de o vav elif'e dönüşüyor. Ya Eba e, Ammar ve artık ötreyle değil üstünle de yine sesleniyorum. Ya Eba Ammar şeklinde. Ey Ammar'ın e, babası. Peki burada bir aile var. E, ne diyor? Herde Ebu İşte bu Ebu na bizim babamız. E ee, ebun kelimesine vav geliyor. Na bizi anlatıyor. Bizim babamız ebuna. Peki sesleniyor. Ne diyecek? Ya ebana. Ey babamız. Seslenirken vav yerine elif geliyor ve ötre yerine üstün geliyor. Ya ebana. E ee, ayet kelimelerden örnekler hatırlayalım. Ee, Hud suresinden galu dediler ki dediler ki Burada çoğul, Vav'dan anlıyorum bunu. Dediler, Ya Nuh, Ey Nuh. Geçenki bölümden hatırlayacaksınız. Bir isme, özel bir isme seslenirken sonundaki tenvin düşüyordu. Yani Ya Nuh'un değil, Ya Nuh oluyordu değil mi? Ya Nuh. Peki, başka bir örnek. Yine, Galu dediler ki, Ya Hud. Burada da ya geldiği için, ya ile seslendiğimiz için, Hud'un sonundaki tenvin tek ötreye düşmüş. Yani Hud'un değil Yahudu olmuş. Yahudu. Ee, yine eee galu dediler ki ya lutu. Normalde normalde Lutundur. Yani tenvin alıyor, tenvin alıyor ama ya geldiği için ya lutu diye seslenmişiz. Ya'dan dolayı tenvin yani iki ötre, iki ötre tek ötreye düşmüş. Ee, yine vekı ile denildi ki ya erdu. Ya erdu e, burada da yağdan dolayı tek ötre. Ya sema'u e, yine yağdan dolayı tek ötreye düşmüş. Ya ehlel kitab. Ey kitabın ehli. Ey kitabın ehli. Burada dikkat ederseniz mudaf mudafın ileyh var. E, ehil kelimesi, ehil kelimesi kitaba izafe edilmiş ehil ismi kitaba izafe edilmiş. Ve e, burada ehil mudaftır, kitap mudafın ilehtir. Ya olmasaydı, ya olmasaydı ehlül, ehlül kitabı olacaktı. Ama ya geldiği için e, mudafın sonu yani birinci ismin sonu üstün olmuş. Ya ehlül kitabı, ey kitab ehli değil mi? Ey kitabın ehli. Ee, ve son örneğimiz galu dediler ki ee, Yusuf suresinde geçen ya ebana ya ebana ey babamız e ee, ya olmasaydı ya olmasaydı ebuna olacaktı ebuna olacaktı ama ya geldiği için o vav wow yerine elif geliyor ve aynı zamanda ötre yerine de üstün Geliyor Ebu değil Eba diye sesleniyor. Eba'na ey babamız. Onun babası deyince de ya Eba'hu. Onların babası ya Eba'hum gibi örnekleri e, çoğaltabiliriz. Evet. E, Ka'lu ya Eba'na dediler ki ey babamız. Peki. E, Ka'lu dediler ki ya zelkarneyn. Ya zelkarneyn. Ey e, zülkarneyn. Değil mi? Ey zülkarneyn. Burada... Ee, ya olmasaydı ya olmasaydı zu, zu diyecektik. Yani vav ile söyleyecektik. Vav ile söyleyecektik. Zul karneyn. Ama ya geldiği için e, z ile yani elif ile e, elif ile sesleniyoruz. Za diye değil mi? Ya del karneyn. Tabi elif lam takısı geldiği için uzatamıyoruz. Ya del karneyn. Peki e, ey Harun'un ey Harun'un e, kız kardeşi. Yani ya uhte Harun. Ya uhte Harun ey Harun'un kız kardeşi ya olmasaydı ya olmasaydı uhtu değil mi uhtu Harun Harun'un kız kardeşi ama ya geldiği için uhte Harun olmuş. Ee, yine ya ibne ümmi ya ibne ümmi ibnu ümmi ibnu ümmi ne olur annemin oğlu annemin oğlu fakat ya geldiği için ibne e, ibne olmuş. E ilk kelimemizin sonu üstünlü gelmiş. Ya nisa en nebi, ya nisa en nebi. Ey e, nebi'nin kadınları yani ey peygamberin kadınları. Ya olmasaydı, ya olmasaydı nisa en nebi olacaktı. Ya geldiği için nisa en nebi olmuş. Peygamber kadınları. Ya nisa en nebi, ey peygamber kadınları diye e, seslenmiş. Yine kalu e, dediler ki Ya kavmena Ya kavmena Ya olmasaydın kavmuna Yani kavmimiz bizim kavmimiz Ama ya geldiği için kavme Yani ilk kelimemiz e, Sonu üstünlü oluyor Ya kavmena Ey kavmimiz e, Demek ey kavmimiz Evet değerli izleyiciler e, Yine bir bölümün e, Böylece sonuna e, geldik Tabi e, burada biz ya ile seslenirken e, değişen durumları işledik yalnız e, nida e, nida yani seslenme konusu e, tabi bununla sınırlı değil. Bu konuyu inşallah ileride detaylı bir şekilde e, göreceğiz. E, gelecek bölümde farklı konu ve farklı örneklerle buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.